Bunu izlememiz lazım. Minyonluk Spotify vurgunu ifşa. Gene bak ta, isim var mı? Label C5 var. Ati mi bu? Ati var. Bu kim? Botflex. Batuflex, Çakal. Bu kim? Güneş mi? Güneş. Kızdırılması. Bu bir rapçinin Sağ başına üstteki kim gelecek en ya? kötü olaylardan Sağ biri. üstteki kim? Ati. Ati. Ati bu. Ati değil mi? Ati mi o Rakit ya? 242 değil Ati mi? değil bence ama. Ati o. Pek tatlı Ati değil. sanki. Abi Ati'ye nasıl dersin Spotify vurgunu abi? Şarkıların sızdırılması. Bu bir rapçinin başına gelecek en kötü olaylardan bir tanesidir. Bir düşün. Bir şarkı kayıt ediyorsun. Çok beğenmişsin. Bayağı güveniyorsun. Bunun için belki günlerini, belki de Bu arada saatlerini prodüksiyon gelişmiş, sevdim. Robert'i tebrik ederim bu arada. harcamışsın. Ertesi gün Robert uyanıyorsun, bir bakıyorsun tanımadığın birisi sen geliştiriyor. zaten ASAP, yapamayacak biri değil. ASAP Rocky ya. ASAP babam ya bu benim. Habersiz ASAP şarkını motherfucking bir Rocky. yerlerde sızdırmış. O an ne düşünürsün? Böyle bir şey yok. Ben 40 senemi vermişim. Bundan sonra da bu işler için uğraşmaya devam edeceğim. Şimdi eskiden daha fazla hırslıyım şu an. Sırf sızdırıldığı için iptal olan birçok proje var. Ben biliyorum. Bu sızdıran arkadaşlar sadece bununla kalmayıp bir de şarkılar Niye iptal üzerinden ediyorlar her an sızdırılan? manyak. Sızdırılan bir şey zaten hype yaratmıyor mu? Mesela Label C5'in çoğu şarkısı öyle değil mi? Sızdırılmış değil mi ya? Ben hatta bazılarını bilerek sızdırıldığını düşünüyorum. Bence kesinlikle yapıyorlar. Sena hoş geldin. Bilerek sızdırmaları işine geliyor çünkü. Daha önceden Yani. şarkıyı hype oluyor, bilmem ne oluyor. İnsanlar dinliyor. Hani bir ortamı ölçüyorsun gibi, anladın mı? Neyin nesiymiş? Aç bakalım. Para kazanıyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Alperen Geçtiğimiz para da sızdırılmıştı bu arada. günlerde YouTube'da bu konuyu ele alan bir kardeşimizin videosunu izledim. Ardından kendisiyle kontağa geçip bunu konuştuk. Duyduğuma göre birçok kişi tarafından da tehdit edilmiş. Neredesin lan? Hatta takipleştikten 5 dakika sonra ben bile tehdit edildim. Şu anki yapmış olduğum video Spotify hakkında olan. Onu çekersen hayatın biter. Amına koyayım, nereden biliyorsun o videoyu yapacağımı da hissedip bana bunu yazdın. Ben de ne diyorsun yazdım. Konuşma la, dediğimi iyi kulağına sok. Yoksa ananın kanka, o videoyu bugün çekiyoruz diye devam etmişim. İlla babaannene mi sövek, anlamadım ki ne. Etkileneceğini mi zannediyorsun? Anlamadım ki ne diyorsa ciddiye almazdım mesela. Prim Için satarsın kıyım, babaanneni bile prim yapıyorsun. Anneannem de arkadaşlar vefat etmişti kendisi. Ben de takipçilerimin haberi olsun diye bunu paylaşmak isterim. Sonuçta hep iyi anılarımı paylaşacak diye bir şey yok. Bu evladı da beni kışkırtmak için böyle bir şey yazmış. Ben de bildirimleri atsan iyi olur dedim. Okey, telifleriz dost. Aynen kanka, görüntüden telif atarsın demişim. Konuşmalar fare suratlı. Videon izlenmeyecek. Yapacağım videodaki çocuk da sağlam teki full yalan bilgi. Bu evladı videomun izlenmeyeceğini düşünmüş. Arkadaşlar bu videoya like atın, yorum bırakın ve abone olun. Bunu yaptığınız takdirde videom daha fazla önerilecek. Bu inat videoya like atmayı unutmayın. Kim niye izlesin bro, bok gibi video yapıyorsun zaten. 8 dakika ne amına koyayım, uzasın diye yırtıyorsun. Ananı yırtıyorum kardeşim. İyi seyirler. Hayda, bu arada 8 dakikada yapmış. Bu arada sert. Bakalım bu arkadaşlar nasıl sızdırıyormuş. Eskisi kadar çok yapılmıyor. Bunun sebebi ise prodüktörlerin stüdyolarına kameralar yerleştirmesi. Önceden bu hırsızlar stüdyolara gidip prodüktörlerin bilgisayarlarını boş gördüklerinde ünlü sanatçıların kayıtlarını çalıyorlardı. Ama şu an gerekli önlemler alındığından dolayı bu durum pek de söz konusu değil. Bir diğeri ise sanal hırsızlık. Burada aslında bu kardeşimiz biraz yanılmış. Farklı yöntem de şu kankalar. Mesela rapçi, yani kendim ortamlarda olduğum için, bildiğim için birebir sizlere paylaşmak istiyorum. Mesela bazı kardeşlerimiz var rapçiler. Şarkım nasıl olmuş diye arkadaşlarına paslıyorlar. Ne bileyim, ya da o arkadaşı diyor ki aa kanka bu şarkı çok iyi ya, ben de kalabilir mi, arabada dinlerim vesaire vesaire. Bu tarz mallar arasında şöyle tipler de var. İşte bu tarz şarkılara sahip olduğu için böyle başkalarına hava atıyorlar. Hava atmasını da kanıtlayabilmek için oraya buraya gönderiyor salaklar. Bu tarz şarkılar da tabii bu şekilde sızdırılıyor. Bakın, bu diyeceğim aramızda kalsın. O prodüsörün ismini verip rezil etmek istemiyorum ama rapçiler bunu biliyor. Bazı prodüsörler var. Sırf o kızlardan bazı fotoğraflar alabilmek için ya da bir şeyler yaşayabilmek için gidiyor abi, şarkı atıyor. Gerçekten böyle durumlar yaşandı. O tarz kızlar da zaten peynir tipler oluyor da böyle bir ilişki var abi. Peynir tipler ne? Aşar diyor işte. Anlayacağınız. Tabi bu da ortaya çıktıktan sonra onunla o arası tabi ayrıldı. Oralara girmek istemiyorum. Böyle iğrenç durumlar da var. Bu hırsızlık sayesinde şu anda milyonlarca dolar kazanıyorlar. Üstelik ortada birinin bilgisayarını hacklemek gibi bir durum da söz konusu değil. Tamamen Spotify'ın bir açığını kullanarak bunu yapıyorlar. Ayrıca bu videoyu siz izlerken bu olayların halen devam ettiğini bilmenize de fayda var. Tamam, evet. Sizlere Ben bunu ilk olarak görüyorum bu sanal arada TikTok'ta hırsızlığın nasıl böyle sürekli. işlemiyor. Şarkı yüklemeniz için çeşitli sağlayıcılar bulunuyor. İşte X adı,
Ya bir şekilde bir tanesi yüklüyorlar anlayacağım. Geçelim ve buraya. Bu şarkı Spotify üzerinden 10 milyon kez dinlenmiş olsun. Hırsızlar ise şöyle bir hamlede bulunuyor. İlk olarak sizin bu şarkınızı sahte telifle Spotify üzerinden kaldırtıyorlar. Hemen ardından kendileri bu şarkıyı Spotify'a yüklüyor. Spotify ise... Evet, bir tane bug var ya. X bir rapçisinin adına direkt şarkı da yüklüyorsunuz. Tıklıyorsunuz başka yabancı bir rapçiye ait falan. Tuhaf durumlar oluyor. Ne yapıyor dersiniz? Kaldırılan şarkı ile sizin yüklediğiniz şarkı eşleşince bütün dinlenmeleri çalan kişiye aktarıyor. Ve bu şarkı dinlendikçe parasını onlar kazanıyor. Tamam, ve kadar? Kazandığı para az buz bir para da değil. Sizlere kazandıkları paraları göstermeden önce bu işi yapan iki tane kişiden bahsettiğimleri duymuşsunuzdur bu konulara hakimseniz. Lucerina denen evet, biliyorum bu ikisini. Daha çarpsını evet. Sızdırıp Spotify'ın ilk 50 listesine girmişti. Aynı keza Batusiex ile Lucerina birlikte çalışıyorlar. Mesela Batusiex kendisi Spotify'da baksana gözler şarkısını yayınlamış 27 milyon dinlenmeye sahip. Hı-hı. Ve Spotify dinlenme başına 0,005 dolar veriyor. Basit bir hesap yapacak olursak bu rakamı 0,005 ile çarpınca 70 bin dolar yapıyor. Bu ise günümüzde 1.800.000. Yani şöyle yurt dışından Amerika'dan seni dinleyen insanlarla gelen parayla Türkiye'deki seni dinleyen insanlardaki düşen para miktarı tabii birbirinden farklı ama yine de iyi para kazanıyorlar. Sadece Spotify'dan 100 dolar kazanmanız, 200-300 dolar kazanmanız gayet iyi para. Oturduğun yerden bu kadar para kazanmak ne güzel değil mi yani baktığında? 200-300 dolar. Evet yani ya yayıncı olursun ya da işte Spotify'dan böyle işler yaparsın bilmiyorum. Evet. Bu kadar gelişmiş bir şey olduğunu bilmiyorum ama hala bana Spotify köylü yeri gibi geliyor ya. Ben Apple Music kullanıyorum. Saçmalama. Daha ucuz Spotify'dan. Daha ucuz yani daha şey geliyor. Spotify Apple şeyinden geçmeyince bir şey yüklenmiyor ya. Gerçi ama remix falan da bulamıyorsun da o biraz sıkıcı oluyor. Evet. Remix falan hiç yok Apple Music'te. Podcast yetine bulabiliyorsun ama Spotify'da. Evet. ...lardan bahsediyoruz. Sarma yaptıktan sonra tencere kapağını kapatacak mıyım acil? Allah'ım yarabbim. Ya bu şey eş eğitimi mi alıyorsun? Hızlandırılmış. Davalarla uğraşıyorum. Haftaya düğünüm var anlat hoca. Bu en verdiğim minimum. Kez dava... Yani aslında bu da alt da var bu adamların. Demediğinden dolayı isimlerini vermeyeceğim. Birçok YouTuber'ın da bu metodu kullandığını siz... Okey. Yani böyle bir durum var arkadaşlar. Direkt kendisiyle de konuştum. Birazdan o görüntüleri de sizlere aktaracağım. Yani bu tarz böyle Spotify'ın açıklarından yararlanarak X adının şarkılarını sızdırıp bir şekilde üzerinden para kazanabiliyorlar. Tabii bazen para kazanıyorlar, bazen para... Bu arada Baran'a da aynısını yapmışlardı. Ne alaka lan? Ne bileyim Baran adına sayfa açmışlardı böyle. Bu Spotify'da yayınlıyordu ya. Orada yayınlıyordu. Tabii hani böyle... Dinlenmeler gelmiyordu ama yapılıyor yani. Spotify'ın herhalde bir check sistemi mi yok artık? Yani mesela ben yükleyebiliyor muyum herhangi bir şarkı? Ya da siz benim mesela yaptığım bir şarkıyı yükleyebiliyor musunuz? Yayında açtım ya da şeyde açtım. Instagram story attım falan. Hiç bilgim yok benim ha. Öyle açıp paylaşabiliyor musunuz benmişim gibi? Ha öyle evet canım. Yani gerekli hesabı açabiliyorsa mesela paylaşma hesabı açabiliyorsa tabii ki paylaşırım. Oluyor ama yine buna rağmen halen devam edebiliyorlarsa kardeşim demek ki hala bu işi durdurabilecek bir tane polis ya da bir avukat falan yok. Devam ediyorlar bir şekilde. Tabii bu şarkıların sızdırılması rapçiler için artı. En azından ne kadar dinleneceğini, ne kadar hani geri dönüş alabileceklerini önceden hesap edebiliyorlar. Bazı rapçiler de buna daha böyle katı yaklaşıyor. Yani bir gram bile sızdırılmasını istemiyor. Yani ben bunları kendi kulağımla önümde duydum. Yani X bir rapçi kendi prodüsörüne yani nasıl sızdırıldığına dair konuşuyorlardı ya. Halen onlar bile çözememiş. Bazı insanlar böyle bilerek sızdırdıklarını düşünüyor. Yani öyle bir olay yok. Kanalımı kapatmakla tehdit ettiler. O nasıl oluyor abi? Şimdi şöyle YouTube'un belli bir açığı var. Hani bunun tabii ki önüne geçilebiliyor ama en nihayetinde bu kanala zarar veriyor. Tabii ki de her baba yiğidin harcı değil bir kanala sahte telif atmak. Korkutmaya çalışıyorlar ama çok da korkmuyorum açıkçası. Ben de şimdi zaten birazdan senin videona reaksiyon vereceğim ki o videomun başında da arkadaşlar çoktan izlemiştir. Yani bir sikim yapamazlar kanka. Mesajı yani bana mesaj atmış arkadaş. Diyor ki senin telif atacağım. Ben de zaten SS'leri göstermiş olacağım insanlara. Yani sana yapılan tehdit kanka bu mu sadece? Aynen bu yönde bir tehdit yapıldı. Zaten sosyal medyada herhangi bir... Şu internette 14-15 yaşında... Hani genelde bu insanlar aslında şey de yapıyor. Çocukların yani. Çok şey var. Şey ya Discord tayfa mı? Bizi etkilemiyor kanka ya. Vallahi istiyorsa evime şey sipariş verdirsin ya da arasın. Kanka nasıl hayatını kaydıracak telif ya? Asıl adamlarla konuştuğunda kendileri dedi ki bu bir noktaya kadar gidecek diyor. YouTube hani hayatından bahsedelim. Kadar yapalım kafasındalar. Hala mı devam ediyor olmaları enteresan hocam. Neyse hocam ben bu kadardı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazın ve videoyu da paylaşın ki daha fazla insanlara bunu iletmiş olalım. Bu kadar. Kendine iyi bak. Vallahi ben üzücü buluyorum ya. Bu çıkıştaydı. Güzel video.
Güzel video. Bu arada izlenmiş de video. Yani güzel videoymuş. Konuşan harbi adam. 4-5K'ken izliyordum ben bu adamın videolarını. 101 bin abone olmuş bu arada. Helal olsun. Ya. Valla en son Robert'i şeyde görmüştüm. Koşu yolu Starbucks'ta denk gelmiştim. Böyle bir info yani. Ne yapar götünüze mi sokarsınız artık bilmiyorum da. Hiçbir şey de yapmadı. Selam da vermedi. Tanımadım. Sokalım Ben onu da sokun. Tanımadım da. Bundan 2 sene önce sahte telifle 1 ton insanın kanalını kapattıran insanları tanıyorum. YouTube geri bile açmadı. 1 milyonluk kalanları. O adam gelir GG yani. Ya zaten 1000 aboneli bir kanal herhalde de. Ya yani bu 100 bin aboneli bir kanal. Bilmiyorum. Kapattırılırsa hakkını ararsa belki bir şey çıkar. Yani devlet bakmaz şu anda. YouTube'da var öyle sikko sikko şeyler ya. Maalesef var yani. Herkes istediğini yapıyor dostum. YouTube'da. Yani böyle şey. YouTube şey yani biraz. Biz kötüyüz aynen.